Hepimiz biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aslında Kılıçdaroğlu'nun ektiğini bugün biçiliyor söylemi doğru bir söylemdir. Ama Kılıçdaroğlu kaybetmedi. Derin devlet Kılıçdaroğlu'na vermedi. Bunu böyle görmek lazım. Eğer Alevi toplumu bunu böyle görmek istemese doğru bakmamış olur. Çünkü toplumun bu kadar adaletsiz, fakirleşen, yoksullaşan, bu kadar zulüm çeken bir toplumun iktidarı devam ettirme bir sonuç olarak 9 ay sonra buna cevap vermek çok doğru bir sonuç olmaz. Çünkü halk daha önce bu kararı verdi. Çünkü bu ülkede bugün Gezi olayları bir hukukluğun yürek yarasıdır. Bugün Selahattin Demirtaş'ın birçok adaletsizliğin bu ülkede hukuksuzluğun yaşandığını toplum gördü. Ama toplum bu seçimle hem AKP'ye büyük bir ders hem de Türkiye'deki muhalefet partiler, özellikle sosyal demokratlara, solculara biz size bir şans veriyoruz. Bu şansı iyi değerlendirin. Eğer bu şansı değerlendirmeseniz bu ülkenin daha büyük acılar, daha büyük yoksulluklar, hukuksuzluklar yaşayacağını bize gösteriyor. Onun için dilerim hem CHP'nin aldığı belediyeler, hem DEM Parti'nin aldığı belediyelerde iyi bir hizmet verirler topluma. En önemlisi Özgür Özel doğru bir politika gidiyor. Erken seçim istememesi doğrudur. Ama bu ülkenin bu zulümün 4 yıl daha sürmesi doğru bir şey değildir. Aldıkları belediyelerin dönüşümünü, sürecini ve işlevisini yerine getirmeye başladığı saatten itibaren bu ülkenin devlet yönetimine de CHP'nin talip olması lazım. Yani bir erken seçim istemeleri lazım. Yoksa bu hukuksuzluğun, bu yoksulluğun daha uzun sürmesi bunu etkisi belediyelerin toplumsal yapısını da bozacaktır. Ve toplumsal yapısını bozduğu zaman bunun sorumlusu CHP de bunun sorumluluğunu 4 yıl sonra ödemiş olacak. Yani çünkü toplum böyle görüyor. Yani biz size bir şans verdik. Bu şansı size verirken, birinci parti çıkarırken, belediyeler size verirken bizi bu adamdan kurtar. Ama sen kurtarmıyorsun. Kurtarmaya kalkışmıyorsun. Bizi halen bu adamın elinde bırakıyorsan demek ki sen de halinden memnunsun gibi bir sonuç çıkacaktır. Alevilerde, belediyelerde beklentileri nedir? Aslında bizim Konyaaltı bir Alevi vatandaşın belediye başkanı olması elbette bizi sevindirir. Ama bundan önceki belediyelerde de bizim belediye başkanlarımızda çok ciddi bir problemler yaşamadık. Ufak tefek sorunlarımızı çözdüler. Asıl bizim sorunumuz hükümetle, bizim taleplerimiz. Yani Alevi sorunlarını devlet çözecek. Hükümet, iktidarda olan hükümet çözecek. Yani bizim cemevlerimizin yasallaşması ve bugün Aleviliğin inanç olarak kabul edilmesi, bizim zorunlu din dersi kaldırılmaz. Aslında bu toplum şunu gördü. Yani bir milli eğitim tarikatlara teslim edilmiş. Toplum bu korkuları da gördü. Yani bugün AKP tokatı vururken sadece ekonomi anlamda, adalet anlamında vurmadı. Yani bu ülkenin geleceği eğitim anlamında da bu duyarlılığı gösterdi. Onun için bugünkü birinci parti çıkaran CHP bu anlamda yeni politikalar üretmesi lazım. Layık eğitim için ne yapacak? Sözün nedir? Şimdiye kadar biz çok dişe dokunur CHP'nin bugünkü Milli Eğitim Bakanı'ndaki tepkisini görmedik. Bu saatten sonra nasıl bir tepki gösterecek?
Yani bugün aslında toplumun sadece ekonomi için değil, eğitim için de, sosyal projeler için de birçok tepki oylarıdır bu. Onun için dilerim CHP bu süreci iyi okur, toplumun değerlerini iyi anlar, sadece ekonomi olarak görmez ve üstüne düşeni yapar ve en kısa zamanda belediyeler oturduktan sonra da erken seçim ister ve bu ülkenin 22 yıldır yoksulluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eğitimsizliğe mahkum etti ülkemizi yeniden layık, demokrat ve sosyal devlet politikalarına yeniden kavuşturmaya başarılı dilerim.